arkadaşlar. Bugün yine bilgisayarımızı açtığımızda Wi-Fi'mizin çalışmadığını görüyoruz. Şu aşağıda görüyoruz. Evet, bağlan. Bağlı değil, bağlantı yok diyor. Öncelikle buradan yönetici olarak bilgisayar ikonuna sağ tıklayıp yönet diyoruz. Aygıt yöneticisi tıklıyoruz. Havalandırıcımız da şu anda bizim Wi-Fi'mizin marka ve modeli gözükmüyor. Wi-Fi'miz gözükmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Daha önceden yedeklemiş olduğumuz Driver GUIs programıyla yedeklemiş olduğumuz .exe formatındaki yedeğimizi üzerine tıklayarak direkt çalıştırıp yüklememizi yapıp driver'ımızı, sürücümüzü orada görünmesini sağlayacağız. Evet, başlıyoruz şimdi. Bak, burada en son yüklemiş olduğumuz var. Yedeklemiş olduğumuz Driver GUI'yi yedeklemiş olduğumuz yedeğimizi çift tıkladık. Gelen ikona evet dedik, tamam dedik. Demek istiyor musunuz? Evet dedik. Driver GUI'yi yedekten yüklemenin arayüzü geldi. Start Restore diyoruz. Yani restore'ya başlıyoruz. Evet diyor. Başlamak istiyor musunuz? Evet diyoruz. Evet, 21 dakika 20 saniye gösteriyor ama daha çabuk oluyor. Yedek almış olduğumuz, .exe formatında almış olduğumuz yedeği çalıştırdık. Şu anda bütün sürücülerimizi tekrardan restore ediyor, yüklüyor, üzerinden geçiyor. Ki o wireless'imizin sürücüsünü bulup onu tekrar güncelleyeceğiz. Yüklememiz şu anda devam ediyor. Bazen bu yükleme esnasında ekran siyahlaşabilir, kapatılıp açılabilir. Ekran kartının driver'ların güncellenmesi sebebiyle. Korkacak bir şey yok. Önemli bir şey değil yani bunlar. Evet, şu anda tamamlandı. Tam olarak 20 geçeydi. 14 dakikada yüklememiz tamamlanmış oldu. Finish diyerek bitiriyoruz. Ve bilgisayar yeniden başlayacak diyor. Evet deyip tekrardan başlatacağız. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız yeniden başladı. Yine gözüktüğü gibi bağlantı yok diyor ve wireless işareti de gözükmüyor. Tekrar bilgisayarımıza girelim, bakalım wireless'imizin sürücüsü geldi mi, gözüküyor mu, buna bakacağız. Yönet diyoruz, sağ tıklık yapıp bilgisayar ikonunu. Evet, aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Evet, şu anda gelmiş. İki tane gelmiş. Bizimki şu. Şunu kaldırmayalım. Evet, kaldırdık onu. Bunu da üzerine önce seçiyoruz. Üzerine tıklayıp seçiyoruz. Buradan sürücü yazılımını güncelleştir ikonuna, üstteki ikona tıklıyoruz. Sürücü yazılımı için bilgisayarı tara diyoruz. Bilgisayardaki aygıt sürücüler listesinden seçmeye izin ver. Evet, burada gözüktü. Ancak bu bazen kabul etmeyebiliyor. Onun için biz internete girdik. Ve son güncelini indirdik. Şu anda o indirdiğimiz yerden diskimiz var deyip onu seçip ondan güncelleyeceğiz. Disketi var dedik. Burada kopyalanacak üretici dosyasının yeri diyor. Göz at diyoruz. O indirmiş olduğumuz yerde yerdeki dosyalardan şu üsttekini seçiyorum. Aç diyorum. Tamam. Ve iler diyoruz.
sürücü yazılımı yükleniyor. Windows şu aygıtınız için sürücü yazılımını yüklemeyi tamamladı. Yüklediğiniz donanım siz bilgisayarı yeniden başlatana dek çalışmaz diyor. Kapat diyoruz. Evet, bilgisayarınızı şimdi yeniden başlatmak istiyor musunuz? Evet. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız yeniden başladı. Şu anda altta görüyoruz. Wireless ikonumuz gelmiş ve bağlantı kurulmuş. Evet, burada size aktarmak istediğim başka bir konu daha var. Bizim yedek almışsak da bunu internet driver sürücü yükleyici araçlarla yüklediğimiz için o yüklemeler eski sürüm olabilme ihtimaline karşı ben son sürümünü internetten indirmek istedim. Biraz önce zaten seçip yüklediğimizde oydu. Evet, burada şunu indirmiştik. Bu indirmeyi göstereceğim. Öncelikle wireless'imizin marka modelini internetimize açıp Google'a aramaya yazıyoruz. Evet. Şu Windows 7 için olduğu için bunu seçiyoruz. Direkt aratıyoruz. Diğer sürücüleriniz de aynı şekilde marka modelini alıp böyle indirebilirsiniz. Biz 64 biti indireceğimizden 64 bite tıklıyoruz. Evet, indiriyoruz. Biz indirdik. Buradan da biraz önceki gösterdiğimiz şekilde seçip şunu görmüştüm. Buradan bunu da seçip devam dediğimizde güncellememiz yapılmış oluyor. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve bize yol gösterici olan yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.